Sen Yücel şeyi ne yaptın? Bizim Temel'in duvarını bitirdin mi? Bitirdim. Teslim ettim ona. Ha. Öyle cinstir ha, o her şeyi beğenmez. Ondan nasıl baş ettin? Yok, çok güzel duvar yaptım ona. He. Çok güzel duvar yaptım. Beğendim. Söyleyecek laf bırakmadın ulan yani. Hiç bırakmadım. Ulan Temel Aga hoş geldin ya. Ulan nedir bu vaziyetin sana? Hoş bulduk. Ulan ne oldu sana? Dur yardım edeyim sana. Dur. Ya ne oldu? Ya araba vurdu be. Araba mı vurdu? He. Ya görmedin mi sen? Kör müydün kardeşim ya? Arabayı adam görmez mi ya? Arkadan vurdu be. Ha, onun için oturamıyorsun değil mi? He. Eyvah. Nasıl oldu anlat bakalım. Ya evden çıktım tam sokağa adımımı attığım gibi arkadan aldı beni. Yok ya. Gafil avladı seni değil mi? Of. Ulan perişan etmiş seni ya. Nedir bu halin senin ya? Hiç sorma. Ama ben perişan ettim hani. Nasıl yani? 5.000 lira masrafa soktum hani. O vuran adam mı? He. Ulan desene arabası pert oldu değil mi? Lan ne arabası ya? Hastaneye bağ yaptığım masraf. He? Gel. Sayın savcım, beni emretmişsiniz. Beyefendi. Bizim memurlar seni yakalayana kadar uşaklar perişan oldu ya. Ulan seni utanmayamışsın. He? Aynı çiğin mağazasına 3 defa kirip çıkayız. Terbiyesiz. Hadi bir defa çirdin diyelim yani. He? Ya çok ağır olmadı mı efendim yani? Ne ağırı? Hiç utanmadın mı lan? Ya tamam da efendim yani benim o mağazaya 3 defa girmem de benim bir kabahatim yok ki. Lan nasıl senin bir kabahatin yok? Ha burada kamera kayıtlarını izleyip aynı çiğin mağazasına 3 defa girip çıkmışsın. Ya tamam efendim ben 3 defa girdim ama benim asıl niyetim 1 defa girmekti. Sonradan 3 defa girdik işte. Nasıl yani bir defa çirmekti de sonra 3 defa çirdi? Ya hep benim karının kabahati. Nasıl yani? Ulan nasıl senin karının kabahati? Sen kafaya mı üşüttün? Bir de şimdi karına mı iftira atmaya çalışıyorsun? Kamera kayıtlarında hep sen görünüyorsun. Karın görünmeyince. Yok öyle değil efendim. Benim karının doğum günüydü. Benim de cebimde param yoktu. Ben de giyim mağazasına girdim. Ona bir tane elbise çaldım. Ama ondan sonra beni 2 defa değiştirmeye yolladı. Nasıl? İbrahim abi patatesler olmuş herhalde. Evet. Bakalım ne çıkacak. Hey maşallah. Kaldı mı daha içinde? Var herhalde. Ha, var. Bu kadar herhalde. Birkaç ay evvel İbrahim abiyle burada gübre yapıyorduk. Fındıkların kalan posalarından İbrahim abiye demiştim ne yapacaksın? Bunları çuvallara dolduruyordu. O zaman diyordu bana ki bunlara patates yapacağım diyordu. İşte görüyorsunuz. Emek verdiğin zaman, uğraştığın zaman muhakkak karşılığını alıyorsun. Bunlar da bu senenin patatesleri. Hepsi taze patates. Tamamıyla görmüş olduğunuz gibi fındık çöplerinin bir şekilde değerlendirilip gübre haline getirilmesi ve onun akabinde de patatesler. İbrahim abi kaç ay oldu? Bunlar ikinci mahsul. Ha sen o... Kışın bir mahsul aldım bu çuvallarda. He, o bizim o fındık hasatından sonra, o yaptığımız gübrelerden sonra sen bir mahsul daha aldın. Kışın Şubat ayında bir mahsul aldım. Bu ikinci mahsul. Üçüncü de var bak. Bu üçüncü olacak bunlar. Şuradaki kısım üçüncü Peki, olacak. Peki
Aynı çuvallar, aynı gübre mi? Aynı çuval, aynı gübre. Bunları hayvan yer mi abi? Yemez. Yemez değil mi? Çıkartayım mı bunu? Çıkart. Silkele, silkele. Gerçi biraz ince oluyorlar herhalde ama bunları tekrardan şey yapmak gerekir mi yoksa bunlar bitti, bunlar öldü. Bunların işi bitti. Daha irileri olmuştu bak bu kısımda herhalde biraz kurağa gitti. İyi sulanmadığında. Ama gene de abi şey değil ki ya. Şu patates taze patates için normal ya. Tabii canım. Güzel yani ben memnunum bu ürünle. Lezzet olarak nasıl abi? Lezzet çok lezzetli. Fevkalade patates işte. Evet. İbrahim abi bu kadar çok olmasındaki sebep şey mi oluyor? Yani bunun bu gübrenin bu toprağın yumuşak olması değil mi? Yumuşak olması. Bunlar herhalde sonradan geç kaldı. Sulanması eksik oldu galiba. Yoksa bu şekilde bak. Bu şekilde. Evet. Bayağı olmuştu. Şuraya bak. Şu solucanın bir defa bu gübrenin içinde olması bile bu gübrenin ne kadar doğal, ne kadar organik olduğunu gösteriyor. Yoksa bunun içinde kimyasal olmuş olsa hiçbir canlı yaşamaz. Bak bu çuvaldan güzel çıktı. Evet. Bu da güzeldir herhalde. Ey maşallah, ey maşallah. Bak. İşte bu. İşte bu. Emeğin karşılığı. Olmaz diye bir şey yok. Olmaz diye bir şey yok. Hiç yoktan yere değerlendirilen bir şey bu. Yani atıl araziyi bu şekilde değerlendirmenin soruncu. Evet. Çünkü bu kimisi çöp olarak yakar, hiçbir işe yaramaz. Ama değerlendirdiğin zaman aldığın mahsul hiç yoktan yere. Böyle burada onlarca çuval var. Ondan sonra o tarafta devam ediyor. Kullanılmayan yerlerde değerlendiriyorsun. Hem yeri kullanmıyorsun hem içine koymuş olduğun tabii gübre tamamıyla doğal. Dediğin doğal gübre. Yeşil gübre. Aynen öyle. Peki bunu normalde İbrahim abi diğer bahçenin diğer taraflarında da kullanabiliyorsun değil mi? Biberde, şunda, tabii bunu. Canım, tabii. Bahçenin her yerinde kullanılabilir. Çok enteresan bir şey ya. Ya biz şimdi, ben bu sene 3 ay memleketteydim, Rize'deydim. Şimdi bizim çaylıklarımızı o hale getirmişiz ki, çay verebilmesi için muhakkak o zirai gübreyi vurmamız lazım. Ya zehir olduğunu bildiğimiz halde mecburuz kullanıyoruz. Ya toprak artık yani o gübreye şey kalmış, bağımlı kalmış. Yapacak hiçbir şey yok. Yoksa şey vermiyor, çay vermiyor. Tabii. Yani normalde bir dönüm araziden 800 kilo bir ton çay alacaksan 200 kilo 300 kilo alırsın diğer türlü. O da hiçbir şekilde verim elde edemeden. Ama işte burada öyle bir durum yok abi. Yani burada kendi gübreni, organik gübreni kendinin de üretme şansın var. Yani o döngüyü bir şekilde tabii döndürme şansın var. Ama ne oluyor? Emek istiyor, uğraş tabii istiyor. Evet. Yani başka türlü değil. Biz kendimizi aynı zamanda sularımızı zehirliyoruz. Teknolojiye hani bağımlı hale getirdik kendimizi. Ama sırf şimdi rahatlığımız için abi. Rahatlığımız için. Sırf rahatlığımız için başka bir şey değil. Evet. Yani ben onu diyorum yani tamam teknolojiyle iş yapalım, yeri geldiği zaman destekleyelim ama yani bu rahatlığımızdan taviz vermeyelim diye kendimizi zehirlemeyelim. Başka bir şey değil İbrahim abi. Sen daha buraya iki avuç gübre atıp
Daha kaliteli patates. Daha kaliteli patates üretir. Kaliteli değil demeyelim. Daha iri. Görselliği. Görsel olarak. Görselliği ürün, farklı ürün olan alabilirsin. Ürün alabilirdin. Ama ne bunun kalorisi ne bunun lezzeti. Sofra zevkin olmazdı. Hiçbir şey olmayacaktı. Bir de sağlığın. Evet. En önemli olan onu atmışız kenara zaten. Hele ki sen şeyden sonra şeyi bana söylemiştin abi. O benim çok böyle o kadar bir kafama dank etmiş ki. Şimdi diyoruz ki ya şu kadar atarsan bir şey olmaz. Tamam öldürmez diyordun ama onun bir miktarı var. Üzerinde yazan vücut, bir yazı var. Vücut onu tamamını aldığı zaman. Dün sapasağlamdı bugün gitti bugün adam. Bugün bakıyorsun adam birden gitmiş. Günü bu kadar. Evet. Ya tamam günü bu kadarıydı. Yani de işte şu en ufak bir örnek. Yani bundan bizim izleyicilerimiz bir nebze olsun kafalarına bir şey sokabiliyorlarsa inşallah. Ne mutlu bize yani. Bizim görevimiz bunu göstermek, olabileceğini göstermek. Kimse ben işte İstanbul'dan işimi gücümü bırakıp memleketime dönüp de işte tarlamla, bağımla, bahçemle uğraştığım zaman geçinebilir miyim düşüncesini belki bir nebze kırmış oluruz yani. Yeter ki bağım bahçem varsa uğraştığın zaman da olmayacak diye bir şey yok. Uğraşınca her şey olur. Bu şekilde bunu balkonunda bile yetiştirebilirsin. Aynen öyle. 3 çuval yetiştir. 2 öğün yemeğin zevkle, tatla. Ya bu tadı yani. Bu tadı aldığın zaman işte. Zaten devamını da önemli olan başlangıçta bu tadı tabii, almak devamını tabii. Getireceksin. Evet. Her zaman arayacaksın evet. Bunu. Yeter ki önce başlangıçta bu tadı bir al. Çok teşekkür ediyorum İbrahim abi. Sağ olasın. Şey değil. Ben teşekkür ederim. En azından senin sayende biz de bunları şimdi insanlara gösterebiliyoruz. Yani bu olabiliyor diye en azından kafalarına koydurtabiliyoruz. Şimdi bir poşet alalım. Poşetle bunları. Aynen öyle. Desene boşalttın onları, doldur onları poşete. Bu işin tek zor yanı ne biliyor musunuz? Ellerin bu hale gelmesi. Eğer ellerin bu hale gelmesinden rahatsızlık duyuyorsan bu işi yapmayacaksın. Ama bu işi seviyorsan, bu patatesin lezzetini alacaksan bu toprağı böyle yoğuracaksın. Bu gübreyi böyle yoğuracaksın.